Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Duyu organlarına geçiş yaptık. Duyu organlarını işlemeden önce lütfen ya AYT biyoloji hocasından dinleyin ya da benim geçen sene çektiğim videolardan dinleyebilirsiniz. Daha sonra gelip ÖABT olan e, videomu bu videoyu yani izleyebilirsiniz arkadaşlar. Daha e, anlaşılır şekilde olması için böyle söylüyorum. Hani sizin için tabi vakit kaybı olarak görülebilir ama sistemlerle ilgili herhangi bir sıkıntınız varsa hani çok fazla yapamıyorsanız o zaman önce ya AYT biyoloji olarak dinleyin ya da benim geçen seneki çektiğim videolar hani ÖABT olarak çektim ama AYT düzeyinde çektim. O yüzden o videoları izledikten sonra Apotemi ve Palmenin B kitabını çözüyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar gelip bu videoyu dinleyip ÖABT kitaplarından çözebilirsiniz. Başlayalım hemen ilk önce reseptörlerden bahsedeceğiz. Arkadaşlar reseptörler dışarıdan gelen uyarıları algılayan yapılardır. Bunların da çeşitleri vardır. Mesela fotoreseptörler. Fotoreseptörler adı üstünde foto ışığı algılayan reseptörlerdir ve gözde bulunur. Kemoreseptörler kimyasal maddeleri algılar arkadaşlar. Dil ve burunda bulunur. Kemoreseptörler fazla çalıştığı zaman çabuk yorulan reseptörlerdir bu arada. Termoreseptörler vardır. Bunlar termo sıcaklıkla ilgilidir. Deride bulunur. Sıcaklık ve soğuğu algılar. Mekanoreseptörler mekanik etkileri algılayan reseptörlerdir. Derimizde ve kulağımızda bulunur. Bir de ozmo reseptörler vardır. Bunlar ozmotik basınca duyarlı olan reseptörlerdir. İç organlarımızda bulunan reseptörlerdir arkadaşlar. Ozmo reseptörler. Evet. Burada da mesela bir reseptörü görüyoruz. İşte bir böceğin kulağındaki pardon kulağın demişim antenlerindeki reseptörü görüyoruz arkadaşlar. Şu ince kıl şeklindeki reseptörler bunun dışarıdan gelen uyarıları algılamasını sağlıyor. İlk olarak görme duyusundan başlayacağız. Daha sonra işitme ve diğer duyu organlarımızı göreceğiz arkadaşlar. Şimdi görme duyusuna baktığımız zaman öglana gibi bazı protozoalarda yani bazı protistalarda stigma dediğimiz göz lekesi bulunuyor. Bu lekeler ışığa duyarlı olan lekelerdir. Dolayısıyla yani ilk basit bir Göz gibi düşünebilirsiniz bunu. Göz lekesi olarak düşünebiliriz. Eklem bacaklılarda da ve e, kabuklularda arkadaşlar petek göz yani birleşik göz bulunur. Yaklaşık 2500 birimden oluşuyor bunlar. Yani böyle arıların hani bal yaptığı petekleri düşünün. O şekilde 2500 tane birim yan yana gelmiş yaklaşık olarak. Biz bu her birime bunlardaki her birime onmatidium diyoruz arkadaşlar. Bunlar çok karşınıza çıkmaz ama yine de bilgi sahibi olalım. İnsanda gözde dıştan içe doğru bazı tabakalardan oluşuyor. Şimdi o tabakalardan başlayacağız ve insandaki göz yapısını işleyeceğiz. İlk tabakamız sert tabakadır. En dışta bulunur vesikler olarak isimlendirilir. İkinci tabakamız damar tabakadır. Koroid olarak isimlendirilir. Üçüncü tabakamız ise en içte bulunan A tabakadır. Retina dediğimiz tabakadır arkadaşlar. İlk olarak sert tabakadan başlayalım. Şimdi sert tabaka gözümüzün dış kısmıdır. En dış kısmıdır ve gözümüzü koruyan tabakadır arkadaşlar. Ad üstünde zaten sert tabaka diğer bir ismiyle sklera dediğimiz yapı. Burada birbirini çevreleyen kolajen lifler bulunur. Bu kolajen lifler sayesinde de dediğimiz gibi hani koruma olayı gerçekleşiyor. Gözün nemli tutan bir konjuktuva dediğimiz bir mukoz tabaka vardır yine burada. Konjuktuva tabakası bulunuyor. Sert tabakanın dışarıya doğru farklılaşmasıyla kornea oluşuyor arkadaşlar. Korneanın bir özelliği var. Göze gelen ışığın ilk kırıldığı yerdir. Yani kırılma olayının ilk gerçekleştiği yer burasıdır. Bu tabakada kan damarı bulunmaz. O yüzden de beyaz kısmıdır aslında. Gözümüzün beyaz kısmıdır sert tabaka. Kan damarı bulunmadığı için de lenf sıvısından difüzyonla besleniyor arkadaşlar. Bizim korneamız sert tabakamız. Gelelim diğer tabakamıza damar tabaka yani koroid dediğimiz tabaka arkadaşlar. Burası adı üstünde damar tabaka. Kan damarı bakımından zengin olan tabakadır ve melanin dediğimiz pigmentler burada bulunuyor. Arkadaşlar melanin pigmentlerinin bulunduğu biz bu yapıya iris diyoruz. Yani gözümüzün renkli kısmıdır aslında iris ve melanin pigmentleri buraya renk veriyor. Göze gelen ışığın fazlasını emiyor bu iris dediğimiz tabaka. Yani bizim gözümüzün o renkli kısmı işte kahverengi mavi yeşil olan kısmı ne yapıyor? Göze gelen ışın fazlasını emiyor. Irisin ortasında göz bebeği bulunur. Göz bebeğine pupilla da diyebiliyoruz. Arkadaşlar göz bebeği büyüyüp küçülerek ışık miktarını ayarlar. Görevi budur. Büyüyüp küçülerek ışık miktarını ayarlıyor. Göz bebeğinin hemen arkasında ince kenarlı bir göz merceği bulunuyor. Bu göz merceğinin yapısında da mineraller vardır. Ayrıca göz merceği göze gelen ışığın ikinci kez kırıldığı yerdir. İlk nerede kırılıyordu? Kornea'da. İkinci olarak da nerede kırılıyor arkadaşlar? Göz merceğinde kırılıyor. Göz merceği böyle konveks yapıdadır. Yani şöyle düşün, ince kenarlı zaten şöyledir arkadaşlar. Konveks yapıdadır. Burada da yine damar ve sinir bulunmaz göz merceğinde. Göz merceğine bağlı olan asıcı bağlar vardır ve kirpiksi kaslar vardır. Bu kaslar sayesinde de bulunduğu yere sabitleniyor. Ayrıca bu kasların yardımıyla arkadaşlar göz merceğinin inceliği ve kalınlığı ayarlanır. Bu sayede uzak ve yakına göz uyumu gerçekleşir. Göz uyumu sağlanmış olur. Şimdi bizim Sert tabaka ve damar tabakayı anlattık ya. Bunların arasında bazı odalar var. Bunlardan bahsedelim. Kornea ile iris arasındaki boşluğa biz ön oda diyoruz. Kornea ile iris arasında birazdan şekil üstünde de göstereceğim. İrisle mercek arasındaki boşluğa arka oda, mercekle retina arasındaki boşluğa da camsı cisim veya camsı oda diyoruz arkadaşlar. Gelelim A tabakaya. Dediğim gibi birazdan şekil üstünde de hepsini göstereceğim. Şimdi A tabaka görme sinirlerinin ve fotoreseptörlerin bulunduğu yerdir. Reseptörlerin yoğun olarak zaten sadece bulunduğu yer burası. Damar tabakada ve ee, sert tabakada reseptör yoktur. Reseptörlerin yoğun olarak bulunduğu bölgeye biz sarı benek diyoruz. Reseptörlerin hiç bulunmadığı bölgeye de arkadaşlar kör nokta diyoruz. Kör noktanın özelliği görme sinirlerinin çıktığı yerdir. Bu yüzden zaten reseptör bulunmuyor, sinirlerin çıktığı yer olduğu için. Foto reseptörler de iki şekilde olur. Biri çubuk reseptörleri, diğeri de koni reseptörleri. Arkadaşlar çubuk reseptörleri diğer bir ismi çomak reseptörleri cismin şeklini algılayan reseptörlerdir ve bunlar karanlıkta görmemizi sağlar, siyah beyaz görmemizi sağlar. Koni reseptörleri ise cismin rengini algılayan reseptörlerdir. Eğer koni reseptörlerinde herhangi bir eksiklik olursa renk körlüğü ortaya çıkabiliyor. Mesela kırmızı yeşil renk körlüğü genetik bir hastalıktır. Yine koni reseptörlerinin eksikliğinden kaynaklanıyor. Koni reseptörü olarak maviye sarı ve kırmızı renkler vardır arkadaşlar. Koni reseptörü bunlar pardon mavi yeşil ve kırmızı bunlar. <laughs> 3 tane koni reseptörü çeşididir. Bunların birbirleriyle çakıştıkları bölgede farklı renkler oluşur. Bu yüzden de biz renklerin böyle farklılıklarını algılayabiliyoruz. Peki İlk olarak hangisi çalışır? Şimdi biz bir cisme baktığımız zaman ilk önce o cismin şeklini algılarız. Dolayısıyla önce çubuk hücreleri çalışıyor, çubuk reseptörleri. Daha sonra rengini algılıyoruz arkadaşlar. Daha sonra da koni reseptörleri çalışıyor. Tabii ki bu ikisi arasındaki fark çok az bir saniye farkıdır. Bu yüzden de hani çok böyle bir ortama girdiğiniz zaman hani bunu çok fark etmezsiniz. Hani direkt rengini algılıyormuş gibi olursunuz ama önce biz şeklini algılıyoruz. Şimdi çomak hücrelerinde yani çubuk hücrelerinde rodopsin dediğimiz bir madde var. Bu madde arkadaşlar gece görmeyi sağlayan bir maddedir ve bunun öncülü A vitaminidir. A vitamini provitamin A'yı biz alıyoruz. Bunu bizim çomak hücrelerimiz e, rodopsin olarak çeviriyorlar ve gece görmemizi sağlıyor arkadaşlar. Eğer eksikliği olursa gece körlüğü dediğimiz hastalık oluşuyor. Rodopsin neyden oluşuyor peki? Aldeit ve opsin dediğimiz bir maddeden oluşuyor arkadaşlar. Işık rodopsine çarptığı zaman rodopsin molekülü aldeit ve opsine parçalanıyor. Bu sayede de açığa bir enerji çıkıyor. Enerji çıktığı zaman impuls oluşuyor. Yani bir uyarı oluşuyor ve görüntü beynimize gidiyor. Bu şekilde bir görme olayı gerçekleşiyor. Gece görme dediğimiz olay. Şimdi bakın burada Hemen gösterelim. Bakın şu kısım korneamız bizim gözümüzün dış kısmıdır. Göze gelen ışığın ilk kırıldığı yerdir. Hemen şurada bakın renkli olan kısım nedir? Şöyle şurası renkli olan kısım iris dediğimiz yapıdır. İrisin ortasında göz bebeği var dedik arkadaşlar. Şurası göz bebeğidir. Göz bebeğinin işte hemen arkasında göz merceği var dedi. Bakın şu ince kenarlı olan göz merceğidir. Göz merceği asıcı bağlarla ve kilpiksi kaslarla bağlanmıştır. Böylece bunların işte kasılıp gevşemesiyle de göz merceğinin incelik ve kalınlığı ayarlanır. Buna bağlı olarak da arkadaşlar e, görüntünün netliği ayarlanıyor. Daha sonra hemen bir Koroid dediğimiz damar tabaka var dedim. Bakın şu kırmızı olan kısım damar tabakadır. Zaten hemen etrafı bu irisin falan bulunduğu kısım damar tabakadır. En iç tarafta bulunan kısımda nedir? Retina dediğimiz kısımdır arkadaşlar. Bu da yani A tabakadır. Burada reseptörlerin yoğun olarak bulunduğu yer sarı benektir. Bakın şurası fovea da denilebilir buraya fovea. Reseptörlerin hiç bulunmadığı ve ee, görme sinirlerinin çıktığı yerde neresidir? Kör noktadır arkadaşlar. Kör noktada şuraya hemen hemen denk geliyor. Evet böylece buradan da bahsetmiş olduk. Reseptörlerden de şöyle göstereyim bakın. Optik sinir dediğimiz e, <laughs> pigmentli epitel dediğimiz bölge. Hani burası çok da önemli değil sizin için. Hani çok bakmanıza gerek yok. Çubuk ve koni reseptörlerine bakalım. Bakın çubuk reseptörler hemen şu uçta olan reseptörlerdir arkadaşlar. Zaten çubuk şeklinde baktığınız zaman koni reseptörleri de şöyle uç kısmı koni gibi olduğu için bu şekilde isimlendiriliyor aslında. İlk önce çubuk reseptörleri çalışıyor, daha sonra koni reseptörleri çalışıyor. Gerçek bir görüntüye baktığımızda bakın çubuk reseptörleri şu açık renkli olanlardır. Yeşil renkli olanlarda nedir? Koni reseptörleridir. Bakın rodopsine baktığımız zaman rodopsin retina retinal ve opsinden oluşuyor arkadaşlar. İkisi birlikte ne dönüşüyor rodopsine dönüşüyor. Yine aynı şekilde bakın karanlıktaki cevabı baktığımız zaman rodopsin inaktif, sodyum kanalları açık, çubuk reseptörleri depolarize olmuştur. Buradan bir glutamat dediğimiz bir madde salgılanıyor, nörotransmitter madde bu da gidip diğer hücreyi uyararak arkadaşlar karanlıktaki cevabı oluşturuyor yani görme olayını oluşturuyor. Işıktaki cevaba baktığımız zaman ise ışıkta rodopsin aktif hale geliyor. Sodyum kanalları kapanıyor. Çubuk reseptörleri yine hiperpolarize durumda yani e, burada hani uyarı çubuk reseptöründen geçmemiş glutamat salınmıyor burada salınmadığı için de arkadaşlar burada uyarı oluşmuyor rodopsin inaktif durumda olduğu için peki şimdi uyum dedik ya hani göz uyumu dedik işte kirpiksi kaslar sayesinde e, ve asıcı bağlar sayesinde göz merceğinin incelik ve kalınlığı ayarlanıyor. Yakına ve uzağa uyum gerçekleşiyor dedik. Yakın görüşte göz uyumu nasıl olur? Uzak görüşte göz uyumu nasıl olur? Buna bakalım. Arkadaşlar yakın görüşte şimdi bizim bu göz merceğimizi tutan ligamentler, askı ligament dediğimiz ligamentler gevşiyor. Gevşediği için de kasları kes çekiyor kendine doğru. Bakın şurada kaslar bulunur. Bu kasları kendine doğru çekiyor. Dolayısıyla buradaki kaslar ne yapıyor? Kirpiksi kaslar kasılıyor. Kasıldığı zaman da arkadaşlar bizim göz merceğimiz biraz daha böyle gevşek hale geliyor ve göz merceği kalınlaşıyor. Kalınlaşır, yuvarlaklaşır ve yakındaki nesneye odaklanır. Uzakta ise tam tersi. Ne olacak bu sefer? Askı ligamentler yani asıcı bağlar Buradaki merceği çekiyorlar kendilerine doğru. Şimdi mer merceği çektikleri için yukarı doğru bir hareket var. Yukarı doğru hareket olduğu için buradaki kaslar ne olur? Gevşer. Yani sille kaslar gevşiyor arkadaşlar. Dolayısıyla koroidler mercekten uzaklaşıyor. Mercek yassılaşır ve inceleşir, daha da ince hale geliyor ve uzaktaki nesneyi ne yapıyor? odaklanmış oluyor. Yani bir tanesini bildiğiniz zaman diğeri bunun tam tersidir. Zaten yakın görüş, uzak görüş. Şimdi bir de optik yazma dediğimiz bir olaydan bahsedeceğim size. Şimdi sağ gözümüzden ve sol gözümüzden gelen uyarıların beynin iki lobuna da gitmesi lazım. Çünkü iki lobla birlikte görüntü tek bir şekilde oluşturuluyor bizim bu iki lobuna giden görüntülerin işte gitmek için çapraz yaptığı yere biz ne diyoruz optik yazma diyoruz arkadaşlar bakın sağ görme alanına baktığınız zaman sağ görme alanı hem sağ göze hem de sol göze uyarı gönderir Bunlar yine aynı şekilde beynin sağ lobuna ve son lobu sol lobuna uyarı göndererek ne yapıyor çapraz yapıyor Yine sol görme alanı arkadaşlar buradan da hem sağ göze hem sol göze uyarı gider. Bunlar da yine çapraz yaparak ne yapar? İşte e, beynimizin hem sağ lobuna hem de sol lobuna uyarı gönderilmiş olur. İşte şurada çapraz yaptığı bölgeye biz ne diyoruz? Optik kiyazma bölgesi diyoruz arkadaşlar. Böylece görme merkezine uyarı aktarılmış oluyor. Şimdi Görme olayında sırasıyla hangi olaylar gerçekleşiyor buna bakalım. Şimdi ışık gözümüze geldi. İlk olarak kim uyardı? Korneya'yı. Korneya'dan çıktı. Korneya ile göz bebeği arasında hangi oda vardı? Ön oda. Korneya ile iris arasında. Daha sonra arkadaşlar ön odadan göz bebeğine gitti. Göz bebeği ile göz merceği arasında hangi oda vardı? Arka oda. Arka odaya gider. Arka odadan göz merceğine ilk kırılan yer neresiydi? Kornea. İkinci olarak kırıldığı yer neresiydi? Göz merceğiydi. Burada kırıldı. Daha sonra gözün o boşluk dediğimiz camsı cisim içerisinde de bir sıvı vardır. Camsı sıvı. Göz... Ee, mesela böyle inek gözü, dana gözü falan gördüyseniz eğer onu parçaladıysanız içerisinden bir sıvı çıkar. O camsı sıvıdır. Camsı cisme gittikten sonra retinaya gider. Retinada arkadaşlar reseptörlerin yoğun olarak bulunduğu yer olan sarı benek. Sarı benekte önce çubuk hücreleri daha sonra da koni hücreleri uyarılır. Sonra kör noktadan dışarı çıkar. Yani görme sinirleri kör noktadan gözden çıkıyor. Önce talamusa uğruyor sınıflandırılmak için. Daha sonra da beyin kabuğunun ilgili bölgesine yani görme merkezimize gönderilmiş oluyor. İşte bizim gözümüzle ilgili olan bilmemiz gerekenler bunlar. Bir de gelelim görme kusurlarına. Şimdi görme kusurlarından sadece çok hani karşınıza çıkabilecek olanları söyleyeyim. Miyopluk, hipermetropluk, astigmatlık, presbitlik. Bunlar arkadaşlar karşımıza çıkabilir. Özellikle miyop ve hipermetrop. Miyopluk nasıl oluşuyor? Göz küresi. Normalde bakın göz küremiz şöyle yuvarlak diyelim ki. Göz küresi eğer önden arkaya doğru çapı uzarsa, şöyle olursa yani. Şöyle yumurta gibi olursa. Ne olur bakın böyle? E, normalde görüntü geldiği zaman diyelim şuradan görüntü geldi, tam retinaya düşmesi gerekiyor. Ama görüntünün çapı yani gözümüzün çapı uzadığı için ne olacak? Buradan gelen görüntü arkadaşlar nereye düşer? Retinanın önüne düşecek. Çünkü gitmesi gereken mesafe uzadı. Gidemediği için de ne yapıyor? Görüntü retinanın önüne düşüyor. Burada göz merceğinin incelmesi sonucunda da böyle bir durum ortaya çıkabilir ve kalın kenarlı mercekle düzeltilir. Hipermetroplukta ise bu durumun tam tersi vardır. Bakın bizim normal gözümüz bu göz. Hipermetroplukta da bu sefer gözümüzün küresi Önden arkaya doğru çapı kısalıyor. Yani şöyle oluyor. Gitmesi gereken mesafe bu sefer kısalıyor. Ama bu yine gideceği mesafeye gidiyor. Yani şöyle R kadar gidecekse yine aynı şekilde R kadar gidiyor. Ne oluyor? Bu sefer görüntü retinanın arkasına düşüyor. Bu yine göz merceğinin kalınlaşmasıyla da ortaya çıkabilir. Görüntü retinanın arkasına düşüyor arkadaşlar. Burada yine net bir görüntü oluşmuyor. Bu da ince kenarlı mercekle düzeltiliyor. Nasıl aklımızda tutacağız kalın kenarlı ince kenarlı? Mutluluk hayali dediğimiz mutluluk hayali. Şöyle bir şifre gibi bir şey düşünebilirsiniz bunu. Şimdi miyopluk neydi? Uzağı görememeydi, değil mi? Uzağı göremiyorlar bu kişiler. Miyopluk bakın. Uzağı görememe u. K neydi? Kalın kenarlı mercekle düzeltiliyor. Hipermetropluk yakını görememe. Şuradaki y de yakını görememe. İyi de ince kenarlı mercekle düzeltiliyor arkadaşlar. Bu şekilde de yine aklımızda tutabiliriz. Astik matlık nedir? Astik matlıkta ise tam ikisinin birleşimi gibi düşünün. Hem uzağı hem de yakını net göremiyorlar bu kişiler. Genelde mercekte bozulma olduğu için oluyor. Ve silindirik mercekle düzeltilebiliyor. Bu arada ince kenarlı mercek şu şekildedir. Kalın kenarlı mercek şöyledir arkadaşlar. Silindirik mercek ise ikisinin iç içe geçmiş hali gibi düşüneceksiniz silindirik merceği yani şöyle şu kalın kenarlı mercekte de, değil mi İnce kenarlı mercekte şöyle bunun içine yerleşmiş de silindirik bir mercek oluşturuyorlar o şekilde düzeltilebiliyor. Presbitliğe baktığımız zaman presbitlik de aynı hipermetropluk gibi yakını göremiyorlar ama bu yaşlılığa bağlı olarak ortaya çıkıyor arkadaşlar ee, ince kenarlı mercekle yine presbitlikle düzeltiliyor şaşılık göz küresini kontrol eden kasların bir olması gerekenden daha uzun ya da daha kısa olmasıyla ortaya çıkıyor. Katarakt yine yaşa bağlı olarak göz merceğinin saydamlığını yitirmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Katarakta sahip olan kişiler buğulu bir camdan bakıyormuş gibi hissederler ve katarakta mutlaka ameliyat olması gerekiyor. Başka türlü düzelme şansı yok. Mercek değişimi yapıyorlar arkadaşlar katarakta. Renk körlüğüne baktığımızda renk körlüğü de yine kalıtsal olarak gelen bir hastalıktır. E, koni reseptörlerinden ve koni hücrelerinden herhangi birinin veya herhangi ikisinin olmaması sonucunda ortaya çıkar. Genellikle kırmızı yeşil renk körlüğü daha yaygındır. Arpacık yine gözün içerisinde böyle sivilce benzeri bir yapının çıkması, göz tansiyonu da arkadaşlar gözümüzdeki sıvı basıncının değişmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Böylece gözümüzü bitirmiş olduk. Sonraki videoda ha bu arada şunları da göstereyim. Bakın. ince kenarlı mercek. Bakın şu kalın kenarlı mercektir. Bu miyopluktur. Bu da arkadaşlar hipermetropluktur. ince kenarlı mercektir. Şöyle. Ee, yine burada aynı şekilde bakın görüntü retinanın önüne düşmüş. Burada bakın görüntü retinanın arkasına düşmüş. Bu arada görüntü retinaya ters düşer. Bunu da söyleyeyim. Görüntü retinaya düşerken ters düşer. Bunu beyin düzelterek bize verir arkadaşlar. Görüntünün retinaya ters düştüğünü unutmayın. Astigmatlıkta ise şöyle silindirik mercek kullanılıyor. Burada da görüntü sanki çapraz düşüyormuş gibi görülüyor arkadaşlar. Ee, dolayısıyla bu da silindirik mercekle yine düzeltilebiliyor. Evet böylece görme duyusunu bitirmiş olduk. Bir sonraki videomuzda işitme duyusuna geçiş yapacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.